Merhaba arkadaşlar. Kümelerle beraber karşınızdayız. Size kümeler kavramını anlatmaya çalışacağım. Şimdi gençler, küme dediğimiz ifade nesnenin özelliklerine göre iyi tanımlanmış olması gerekiyor. Şimdi birinci olarak şundan bahsediyoruz. Küme dediğimiz ifade kesinlikle iyi tanımlanmış nesneler topluluğu. Yani bu şu demek buradaki olay. Şimdi bazı öğrenciler desem bazı kavramları küme oluşturmaz bazı öğrenciler. Çünkü iyi tanımlanmış değildir. Kişiye göre değişir. Size göre başkasıdır, bana göre başkasıdır. Ama desem ki rakamlar, matematikte rakam. Rakam kavramı herkese göre aynıdır. Geneldir, evrenseldir. Bu bizim için bir küme oluşurken, bu bizim için bir küme oluşturmaz. Mesela soru cümleleri küme olmaz. Soru cümleleri küme olmaz arkadaşlar. Gelelim kümeyi oluşturan nesnenin her birine kümenin elemanı denir. Mesela bir küme ifade ettiğimizde rakam dediğimiz zaman bu rakamlar nelerden oluşuyor? Şunlardan oluşuyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İşte buradaki her bir eleman bizim için her bir 0, 1, 2 gibi durumdaki elemanlar kümenin elemanlarıdır. Kümeler arkadaşlar büyük harflerle gösterilir. A, B, C olduğu gibi. Yani o zaman ben bu kümeyi nasıl ifade edeceğim? Mesela A diyeceğim eşittir. Büyük harfle ifade etmiş olacağım. Devam edelim. Bir X elemanı kümenin elemanı ise bu durumda X elemanıdır A diye okunur. Yani mesela burada 0 elemanı. Bu kümenin elemanı ise 0 elemanıdır A diye yazılır. Bir Y elemanı kümenin elemanı değilse elemanı değildir diye okunur. Yani mesela yukarıdaki kümede 10 eleman değil. O zaman 10 elemanı değildir A diye yazmak zorundayım. Kümede aynı eleman bir defa yazılır. Mesela bir küme aldığımızda 0, 0, 1, 1. Bunu küme olarak yazın dediğimizde arkadaşlar 0 bir defa, 1 bir defa yazılacaktır. İki defa yazılmaz. Kümenin eleman sayısı SA ile gösterilir. Mesela şuradaki SA dediğimizde bunun eleman sayısı 1, 2 diye okunur arkadaşlar. Devam edelim. Bunlar kümelerle alakalı bilmemiz gereken genel özellikler arkadaşlar. Bunları iyi bilmek gerekiyor diğer soruları yapabilmek için. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Böyle şimdi örnek alalım. Örneklerle bunu anlatmaya çalışalım. Az önce gösterdiğim şeyleri. Bir A kümesi alalım arkadaşlar. Ne olsun? 1, 2, X, Y bir de üçgen olsun. Şimdi bu A kümesinin bakın görüyorsunuz ki ifade ederken nasıl gösteriyorum? Büyük harfle gösteriyorum. Büyük harfle A kümesini ifade ediyorum. Peki bu A kümesinin bir bunun elemanıdır. O zaman şöyle yapıyorum. Bir elemanıdır A diyorum. Mesela iki elemanıdır A. Çünkü kümenin içinde X elemanıdır A diyorum. Ya da Y elemanıdır A diyorum. Ya da bu üçgen tarzındaki şekil elemanıdır A. Diyelim ki mesela bunun içinde K var mı? Bu kümenin içinde yok. O zaman bu kümenin elemanı değildir diyor. Mesela T bu kümenin içinde var mı? Hayır yok. Elemanı değildir diye ifade ediyor. Şimdi az önce demiştik. Bu kümenin eleman sayısı SA ile gösterilir. Şöyle sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu küme 5 elemanlıdır diyoruz. Bir de notumuz şöyleydi. Bir kümedeki eleman bir defa yazılır. Mesela A'dan Z'ye matematiği alalım. A'dan Z'ye matematik. Matematik. Şimdi bunu ben kümeyle gösterecek olursam, mesela bir A kümesiyle gösterecek olursam, bakın arkadaşlar, A'yı yazıyorum. D'yi yazıyorum. Tekrar A'yı yazmıyorum. Daha sonra N'yi yazıyorum. Sonra Z'yi yazıyorum. Y'yi, E'yi, M'yi yazıyorum. Tekrar bakın neye geldik? A'ya geldik, A'yı yazmıyorum. T'yi yazıyorum. E'yi yazmıyorum çünkü bir defa yazdım. M'yi yazmıyorum bir defa yazdım. A'yı yazmıyorum bir defa yazdım. T'yi yazmıyorum. Sonra İ'yi yazıyorum. İ'yi hiç yazmamıştım. Sonra K'yi yazıyorum. İşte arkadaşlar bu şekilde bir kümede bir eleman bir defa yazılır. Peki bu A kümesinin eleman sayısı kaçtır dediğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elemanlıdır diyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi biraz soru çözelim. Şimdi diyor ki, aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri küme belirtir? Sıfırdan küçük, sıfırdan küçük pozitif tam sayılar. Arkadaşlar sıfırdan küçük pozitif tam sayı var mı? Sıfırdan küçük. Yok, eksi bir, eksi iki. Şimdi böyle bir tam sayı yok.
Arkadaşlar buna biz herkes için yok olduğundan biz buna boş küme diyoruz. Elemanı yok çünkü bu kümenin. Yani boş küme bir küme midir? Evet, bir kümedir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu daha detaylandıracağız arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Uçan inekler. İnekler. Uçan inek var mı? Diyeceksiniz ki hocam uçağa bindiririz. Uçar. Böyle bir şey değil. Tabii kendi gayretiyle uçması gerekiyor. Böyle bir inek var mı arkadaşlar? Hayır, yok. İşte biz buna ne diyoruz? Boş küme diyoruz arkadaşlar. Biz buna boş küme diyoruz. Bakalım mesela bazı öğrenciler bizim için küme olmaz. Çünkü bazı kavramları kişiye göre değişir. Neredesin? Bu bir küme olmaz. Peki çift tam sayılar bizim için bir küme midir arkadaşlar? Evet. Nedir bunlar tam sayılar? Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4 şeklinde gidecek olan sayılardır arkadaşlar. Bunlar bizim için birer kümedir. Bu tabii ki bizim için bir küme oluşur. Şimdi devam edelim. Evet, ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerin hangisi küme belirtmez diyor. Şimdi küme belirtmesi için kesinlikle herkes için iyi tanımlanmış, herkes için aynı olması lazım. Bakın arkadaşlar ne var? Okulumuzun bazı öğrencileri var. Okulumuzun bazı öğrencileri kişiye göre değiştiği için bu küme belirtmeyecektir. Bu küme olmaz. Peki bakalım haftanın B ile başlayan günleri. Haftanın B ile başlayan günleri kişiye göre değişmez. Hani pazartesi falan demeyiz herhalde. Bu olmadığından dolayı buna biz arkadaşlar boş küme deriz. Bunun elemanı olmadığından dolayı. Sonuçta bu bir kümedir. Okulumuzun gözlüklü erkek öğrencileri, evet arkadaşlar gözlüklü erkek öğrenciler herkes için aynıdır. Bu kesindir. Bu bizim için bir kümedir. Yani burada küme belirtmeyen hangisidir? A şıkkıdır. Ne diyoruz? Kümeler kesinlikle iyi tanımlanmış olacak. Sana göre, bana göre diye bir kavram olmayacak arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi kümelerin gösterim yöntemi var. Yukarıda anlattığım gibi arkadaşlar kümelerin gösteremleri parantezde az önce anlatmıştım. Parantezde gösteriyoruz. Mesela A kümesini şöyle yazıyoruz. 0, 1, 2, 3. Parantezi kapattığımızda araya virgül koyarak yazıyorsak arkadaşlar biz buna liste yöntemi diyoruz. Venn şeması da mesela yukarıdaki kümeyi ele alalım. Daire çiziyorum. İlla ki bu daire olması şart değil arkadaşlar. Herhangi bir kapalı şekilde olabilir. A kümesi. Bu kümenin yukarıdaki, şurada gösterdiğim kümenin elemanlarını yanlarına nokta koyarak yazıyorum. Şu şekilde. Biz buna Venn şeması diyoruz. Şu şekilde yazarsak biz buna Venn şeması diyoruz arkadaşlar. Yanına ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan bir özellik var. Ortak özellik yöntemi. Kümenin elemanları ortak özelliklere göre yazılırsa biz buna ortak özellik yöntemi diyoruz. Mesela nasıl? Bir A kümesi alıyorum. A kümesi haftanın günleri diyelim. Haftanın günleri diyelim. Arkadaşlar haftanın günleri dediğimiz zaman herkes için aynıdır. Pazartesi böyle biraz kısaltıyorum virgül. Sonra ne? Salı virgül. Sonra ne? Çarşamba virgül. Sonra Perşembe virgül. Sonra ne? Cuma. Sonra virgül. Cumartesi virgül. Bir de pazar. İşte biz bu kümeye şu şekilde yazılan kümeye haftanın günleri kümesine ortak özellik yöntemiyle yazılan bir küme diyoruz. Mesela A kümesi ne diyelim? Rakamlar. Rakamlar bizim için nedir? Ortak özellik yöntemidir. Herkes için aynıdır. Ne yapıyoruz mesela rakamları? 0, 1, 2, 3, 4, 5 her birinin arasına ne yapıyoruz arkadaşlar? Virgül atıyoruz. Biz buna ortak özellik yöntemi diyoruz. Bizim için daha bariz bir ortak özellik yöntemi var arkadaşlar. O da şu. X deriz, öyle ki. Bu kavram nedir? Öyle ki kavram. Öyle ki. Şöyle düşünün, ben bunu anlatırken şunu düşünüyorum. Mesela bu bir kapı. Kapının arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Size tarif edecek. Arkadaş diyecek ki şöyledir, böyledir, şu şöyledir diye anlatacak. Öyle bir kapı ki bu. Yani X hakkında yorum yapacağız. Kapının arkasındaki tarif şu. Mesela atıyorum. 1 küçük, X küçük, 5, X elemanıdır ne? Ne demekti? Ne doğal sayı demekti arkadaşlar. Doğal sayılar demekti. Bakın kapının arkasında tarif ediyor size. Bu tarafı tarif ediyor. Sizin diyor bu x elemanları 1 ile 5 arasında olmalıdır ve doğal sayı olmalıdır. İşte biz buna matematikte ortak özellik. Genelde biz bunu kullanıyoruz. Ortak özellik 1 ile 5 arasında nasıl sayılar? Doğal sayılar. E ben bunları biliyorum. X sayıları 1 ile 5 arasında ne var? 2 var.
3 var, 4 var. İşte arkadaşlar bu yönteme biz ortak özellik yöntemi diyoruz. Evet, bununla alakalı örnekler yapacağız ileriki sayfalarda. Devam edelim. Şimdi bakalım biraz soru çözelim. Tavşanlı kelimesindeki harfleri kullanarak oluşan kümeyi liste yöntemiyle yazalım. Şimdi arkadaşlar bu kümeye diyelim ki A kümesi diyelim. T harfini ne yapıyoruz? Yazıyoruz. A harfini yazıyoruz. V'yi yazıyoruz. Ş'yi yazıyoruz. A harfini bir daha yazmıyoruz. Ne demiştik? Bir kümede bir eleman yalnız bir defa yazılır. Sonra N kümesi N'yi yazıyorum elemanını. Sonra L'yi, sonra I'yi yazıyorum. İşte tavşanlıyı ne yaptım arkadaşlar? Liste yöntemiyle göstermiş olduk. Devam edelim. Hadi bakalım. Bakalım. 5'ten küçük doğal sayıların kümesini liste yöntemiyle yazınız. Liste yöntemiyle yapalım. 5'ten küçük doğal sayılar. Bakın doğal sayılar kaçtan başlar? 0'dan başlar. 0, 1, 2 diye gider. 5'ten küçük dediğine göre 0 yazarız, 1 yazarız, 2'yi yazarız, 3'ü yazarız, 4'ü yazarız. 5'i yazmayız çünkü 5'ten küçük. Mesela ben bunu Venn şemasıyla gösterebilir miyim? Evet. Ne yapıyorum? Her bir elemanın yanına bir nokta koyarak bu şekilde arkadaşlar yazıyorum. Evet, devam edelim arkadaşlar. Başka bir soruya bakalım. Şimdi diyor ki kümesinin eleman sayısını yazın. Arkadaşlar burada ciddi anlamda dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şimdi parantez içinde parantezler var. Bakın kümede içerideki şu parantezli ifadeler var ya, görüyorsunuz bakın. Bunlar bir eleman diye kabul edilir. Bu bir eleman. Buradaki parantez içindeki şu eleman da ne olur? Bir eleman diye kabul edilir. Bütün diye bakılır buna. Sayarken şöyle sayılır arkadaşlar. Bu bir eleman. A bir eleman, B bir eleman. Parantezli AB bir eleman. Parantezli BC başka bir eleman. Yani bunun eleman sayısını yazarken arkadaşlar 1, 2, 3, 4 elemanlıdır diyoruz. Bir tane de ben yazayım şuraya. Alıştırmamız olsun. 1 virgül 2 virgül parantez 1 virgül 2 virgül 3 parantez A virgül parantez A virgül B virgül C parantez parantezi kapat. Şimdi arkadaşlar şuradaki en dışarıdaki parantez zaten bizim kümemizin parantezidir. İçeridekilere bakalım. İçeridekilere bakalım. Bu bir eleman. Başka bir eleman. Bunu bir eleman diye kabul ediyorum. Sonra A bir eleman. Bunu da başka bir eleman diye kabul ediyorum. O zaman bizim A kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5 elemanlıdır diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu soru özellikle dikkat edilmesi gereken bir soru arkadaşlar. Evet, devam edelim. Diyor ki A kümesini ortak özellik yöntemiyle yazınız. Arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 9'a kadar. Şöyle yazmaya çalışalım matematiksel olarak. X öyle ki. Nereden başlıyoruz? 0 dahil değil. X kaça kadar? Ta 10'a kadar. 10'dan küçük, 0'dan büyük sayıları yazmışız. Nasıl sayı bunlar? Tabii ki nasıl sayılar? Doğal sayılar. Bakın ne yaptım? Çok basit bir şekilde yazmış oldum. Öncelikle ne olduğunu buldum. 1 ile 9 arasındaki sayıların 0 ile 10 arasında olduğunu biliyorum. Nasıl sayılar? Doğal sayılar. Bir tane biz yapmaya çalışalım. Mesela yazalım. A kümesi 1 virgül 2 virgül 3. Bunu ortak özellik yöntemiyle yazmaya çalışalım. Ne yapıyorum? X öyle ki 0 ile kaç arasında bu sayılar? 4 arasında. Nasıl sayılar? Doğal sayılar. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.